Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Turkish Fighter serisini sonlandırıyoruz. Ben bu seri altında Türk Hava Kuvvetleri'nin geçmişten günümüze kadar kullandığı savaş uçaklarını tek tek anlatmıştım. Takip edenler bilirler F-84'ten başladık. Sırasıyla F-86, F-100, F-102, F-104, F-4 Phantom F-16 derken artık son uçağa geldik. Yani Northrop Grumman üretimi F-5 Freedom Fighter. F5 hiçbir zaman Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olmadı ama uzun yıllar boyunca çok önemli görevler üstlendi. Bunların içerisinde hem atak taarruz görevleri oldu hem de yıllar boyunca pilotlarımızın ileri jet eğitimlerinde ciddi anlamda emek harcadılar. F5 Türk Hava Kuvvetleri'nin olduğu gibi Dünya Hava Kuvvetleri içinde son derece özel bir uçaktı. 1960'lı yıllarda Amerikan hükümeti müttefik ülkelerin modern savaşa ihtiyacını daha ekonomik şekilde karşılayabilmek için bu uçağı geliştirmeye başlamıştım ve bu yüzden dünyada 25'ten fazla ülkenin envanterinde F-5 savaş uçakları görev yaptı ve bazılarını da yapmaya devam ediyor. İşte bugünkü videomuzda size F-5 Freedom Fighter'ı anlatmak istiyorum. Bu uçak ne zaman ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı, nasıl bir kariyer geçirdi bunlardan bahsedeceğim. Elbette ki bu uçağın teknik özelliklerinden bahsettikten sonra da onun Türk Hava Kuvvetleri'ndeki macerasına da değineceğiz. Yalnız başlamadan önce size bir soru sormama izin verin. F5 Freedom Fighter'ın üreticisi Northrop Grumman. Northrop Grumman bildiğiniz gibi dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri. Yıllık 35 milyar dolarlık bir geliri var ve önümüzdeki yıllarda da Amerikan ordusunun yeni nesil bombardıman uçağı ihtiyacını karşılayacak. Yani 10 yıllar boyunca çok karlı bir şirket olmaya devam edecek. Bu noktada sizin de benim aklıma gelen şey gelmiştir mutlaka. Ya böyle şirketlerin hisselerini alabilir miyiz? Bu tarz devasa şirketlere yatırım yapabilir miyiz diye. Ben yıllar önce bunu düşündüm ve bir girişim yapmak istedim ama sonucu hüsrandı. Konuştuğum banka en az 8 bin dolarlık yatırım yapmam gerektiğini söylüyordu. Aynı zamanda da çok ciddi komisyon alıyorlardı ve o gün için bu hayalim suya düşmüştüm. Fakat aynı şey bugün hem benim için hem de sizin için mümkün. Sizler de artık Northrop Grumman gibi, Boeing gibi, Lockheed Martin gibi hatta Apple, Tesla, Intel, AMD, Nvidia gibi firmaların hisselerinden istediğiniz miktarda alabilirsiniz. Nasıl mı? Midas'la. Bugünkü videomuz sponsoru olan Midas, Amerika'daki bu devasa şirketlere yatırım yapabilmeniz için size inanılmaz bir fırsat sunuyor. Midas sayesinde Apple gibi, Intel gibi, Boeing gibi devasa şirketlerin hisselerini alabilir, onlara yatırım yapabilirsiniz. Ve bunun için on binlerce dolar paraya ihtiyacınız yok sadece 10 dolarla bile hatta daha azına bile bir Apple hissesi veyahut da bir Intel hissesi satın alabilirsiniz. Midas'ın parçalı hisse uygulaması sayesinde 100 milyarlarca dolar değerindeki süper büyük şirketlerin hisse denilen küçük parçalar alabilirsiniz. Veyahut da daha büyük parçalar da satın alabilirsiniz. Ve işin en güzel tarafı bu mega şirketlerin hisselerini alıp satarken sadece 1,5 dolar gibi çok komik bir komisyon ücreti ödeyeceksiniz. Midas'ta komisyonlar her zaman düşük, her zaman sabit, her zaman eşit. Ve herhangi bir bakiye zorunluluğunuz yok. Dediğim gibi 10 dolarla da hisse alabilirsiniz. 100 bin dolarla da 500 bin dolarla tamamen tercih size kalmış. Şu anda Midas'ı kullanarak Amerikan borsalarında alım satım yapabilirsiniz. Intel'in, AMD'nin, Apple'ın, Tesla'nın ve başka birçok büyük şirketin ortağı olabilirsiniz. Ve bütün hisse alımları isminize olduğu için bu firmalar temettü dağıttığında para direkt sizin hesabınıza geçecektir. Üstelik hiç beklemeden. Yerinizde olsam açıklamalar kısmındaki linke tıklar ve Midas'a şöyle bir bakardım en azından. A bu arada Midas yakın zamanda Borsa İstanbul'da da işlem yapmaya başlayacak haberiniz olsun. 1950'li yılların başında Northrop Grumman firması Amerikan Hava Kuvvetleri için özel bir uçak geliştirmeye başladı firmanın en önemli tasarımcılarından biri olan Edgar Schmuth diğer rakiplerinin aksine hafif, çevik ve ekonomik bir uçak tasarlamak istiyordu. Ki biliyorsunuz 50'li yıllarda daha büyük, daha ağır, daha teknolojik, daha yetenekli ama bir o kadar da pahalı uçaklar geliştirmeye başlamıştı. Fakat Schmuth bu dönemde hala küçük, basit, çevik ve ekonomik uçakların ihtiyaçlarının doldurulamadığını görmüştü ve böyle bir uçak tasarlamaya başladı. Bu uçak dönemin diğer aslarından daha ucuz, daha basit, daha ekonomik olacaktı. Onlar kadar yüksek nitelikleri olmayacaktı fakat bazı önemli işleri, bazı genel işleri yapabilecekti. Gelişmiş radar ve aviyonikleri olmayacaktı fakat ucuz ve sağlam olacaktı. Bunun dışında modernizasyonu açık bir tasarımı olacaktı. Kısa bir tasarım sürecinin arkasından Mart 1955 yılında Shimud'un tasarımı ortaya çıktı. N-156X'de. Northrop firmasının ilk hedefi Amerikan donanmasıydı. N-156'yı donanmanın eskort gemilerinde kullanmak istiyorlardı ki o zaman Amerikan donanmasında filoları ve büyük uçak gemilerini korumak için daha küçük eskort gemiler vardı. Fakat o tarihlerde Amerikan donanması eskort gemileri emekli etmeye başlayınca proje suya düştü. Fakat Northrop'un imdadına Amerikan Hava Kuvvetleri yetişti. 1956 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri elindeki eskimiş T-33'ler yerine yeni nesil bir jet eğitim uçağı istiyordu. Northrop'un elinde zaten hazır bir tasarım vardı. N-156. Northrop hava kuvvetlerini direkt bu uçağa teklif etti. Hava kuvvetleri kısa bir değerlendirmenin ardından N-156'yı beğendi ve bu uçağı yeni nesil eğitim jeti olarak kullanmaya karar verdi. Ve kısa bir süre sonra 1959'da T-38 Talon ortaya çıktı. T-38 günümüzde hala Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından eğitim görevlerinde kullanılıyor. Aynı zamanda bu uçak Türk Hava Kuvvetleri'nde de kullanılıyor ama yakın zamanda yerini Hürjet'e bırakacak. N-156'nın eğitim versiyonunu hava kuvvetlerine satan ve bundan ciddi kar elde eden firma aynı uçan fighter versiyonu üzerinde de çalışmaya başladı. n 156 F yi yine hava kuvvetlerine teklif ettiler. Hava kuvvetleri bir sürü bu uçakla ilgilendi fakat daha sonra vazgeçti. Elimizde bir sürü F-100 var. Bu uçaklar işimizi fazlasıyla görüyor. Yeni bir uçak almamız gereksiz dediler ve programı iptal etmeye karar verdiler. N-156F tam tarihin tozlu raflarına gömülüyordu ki 1962 yılında bir mucize gerçekleşti. 1962 yılında Amerikan Başkanı John F. Kennedy müttefiklere dağıtılmak üzere çevik, hızlı, güçlü fakat ekonomik bir uçak geliştirmesine karar verdi ve bir ihale başlattı. Bu ihalede seçilecek uçak Amerika'nın maddi durumu çok iyi olmayan müttefiklerine dağıtılacaktı. Uçaklar sağlam olacaktı, dayanıklı olacaklardı fakat bakım ve işletme maliyetleri de düşük olacaktı. Hazırlanmamış toprak pistlere iniş kalkış yapabileceklerdi ve uzun yıllar boyunca da modernizasyonla sapasağlam görevini icra edebilecekti. Northrop Hava Kuvvetleri'nin reddettiği N-156F uçağını bu sefer Savunma Bakanlığı'na sundu ve ihalenin sonunda kısa bir süre sonra bu uçak olarak N-156F seçildi ve bu uçak ilerleyen yıllarda F-5 Freedom Fighter olarak isimlendirildi. F-5 Freedom Fighter tam da John F. Kennedy'nin tanımladığı uçaktı. Ucuzdu, basitti, ekonomikti fakat hızlıydı, çevikti, hantallıydı. Özellikle it dalışı görevlerinde mi 21 gibi uçaklara kan kusturabiliyordu. Herhangi bir aviyonik yapısı yoktu fakat son derece sağlamdı. Uzun yıllar boyunca kullanılabilmesi için, yeni modernizasyonlara girebilmesi için gövdesinin her yerine kapaklar eklenmişti. Uçak gerçekten tam anlamıyla bir İsviçre çakısıydı. Basitti, ucuzdu. Motorları bile daha önceden başka bir proje için geliştirilmiş Y-85'lerdi ki bunlar aslında Amerikan Hava Kuvvetleri'nin BD-2'de kullanılan dronlar için geliştirilmiş turbojet motorlarıydı. Bu motorlar çok rahat bir şekilde F-5'lere uydurulmuştu uçak aerodinamik yapısı sayesinde hızlıydı. Evet Mach 2'lere çıkamıyordu belki ama süpersonikti ve özellikle de it durumunda gerçekten de çevikti. İlk uçuşunu 30 Temmuz 1959 yılında yapan bu uçak 1964 yılı itibariyle seri üretime girdi. 1964'ten 1989 yılına kadar toplamda 2600'den fazla F-5 Freedom Fighter ve Tiger II uçağı üretildi. Ve bu uçaklar Amerika dahil 26 ülkenin hava kuvvetlerinde hizmete girdi. Amerikan ordusu F-5'i hiçbir zaman az uçak olarak kullanmadı. Sırf dostlar alışverişte görsün diye, diğer ülkeler görsün diye bir süre belli filolarda görev verdiler. Fakat daha sonra bu uçaklar agresor görevlerine yollandı. Uzun yıllar boyunca Amerikan donanmasının ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin pilotları eğitimlerde F-5'leri kovaladılar. Hatta Top bilirsiniz. İlk filmden bahsediyorum. O ilk filmde hatırlarsanız Rusların meşhur Mi-28 uçakları vardı ki onlar aslında Mi-28 falan değildi ki biliyorsunuz ki Mi-28 diye bir uçak yoktur. Onlar Amerikan donanmasının agresör görevlerinde kullanılan F5'leriydi. Film için siyaha boyanmışlardı. Ama aslında burada çok fazla üç kağıt yok. En nihayetinde Top Gun gibi operasyonlarda pilotların eğitilmesi için bu uçaklar Sovyet uçaklarının paternleriyle boyanıyorlardı. Ve uzun yıllar boyunca da Sovyet uçaklarıymış gibi kovalanıyorlardı. F5'ler yine Vietnam Savaşı'nda görev aldılar ama Amerikan Hava Kuvvetleri dışında çoğunlukla Güney Vietnam Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldılar. Savaş sırasında F5'ler Kuzey Vietnam'ın MiG-21'leriyle kıyasaya çatışmalara giriyorlardı. Manevra ve çeviklik bakımından MiG-21'e son derece yakın bir uçaktı fakat işin içine aviyonikler ve elektronikler girince F-5 sınıfta kalıyordu. En nihayet bu bir gündüz bombacısıydı. Basit ve ucuz bir uçaktı o yüzden de herhangi bir radarı yoktu. En gelişmiş silah olarak kanat uçlarına birer adet AIM-9 Sidewinder ısı güdümlü füze kullanabiliyordu. Bu eksiklikler savaş sırasında fark edildi ve 1970 yılında ise bu uçakların geliştirilmesine karar verildi. 1970 yılına kadar F5A ve B Freedom Fighter modelleri üretilmişti. Fakat 1970'ten sonra bu uçağın yeni versiyonu ortaya çıktı. Tiger 2. Tiger 2'ler ilk bakışta Freedom Fighter'lardan çok farklı değildi. Fakat gövde geometrisi ciddi anlamda değişmişti. Kanatların yüzey alanı arttırılmıştı. Öndeki makineli tüfek sayısı 2'den 1'e indirilmişti ve burada AN/APG 153 radarı eklendi. Gelişmiş aviyoniklerle doldurulmuş F-5 Tiger II gerçekten son derece iyi bir uçaktı ve uluslararası pazarda da ciddi talep gördü. 80'li yılların başına kadar F-5 satışları iyi gidiyordu fakat bu tarihten sonra F-16'ın devreye girmesiyle Northrop'un satışları düşmeye başladı. F-16 bir anda uluslararası pazarda birçok ülke tarafından tercih edilmeye başlandı. F-5'e olan ilgi ciddi anlamda düşüyordu. Bu yüzden de 80'lerin ortalarında Northrop Grumman firması F-5'in çok ilginç bir modifikasyonunu bütün dünyaya duyurdu. F-20 Tiger Shark. F-20 Tiger Shark çok ilginç bir uçaktır. Aslında ilk bakışta sadece F-5'in tek motorlu versiyonu gibi görülür fakat çok ciddi güncellemeleri vardır. Tiger Shark'ın hikayesine şimdi girmiyorum çünkü onun çok ilginç bir hikayesi var. Hatta bir ara Türk Hava Kuvvetleri için de ciddi ciddi düşünülmüştüm. Neyse detayları biz o videoya saklayalım. 1989 yılına kadar yaklaşık 2603 adet F-5AB Freedom Fighter ve F-5EF Tiger 2 uçakları üretildi. Şimdi isterseniz F-5'in teknik özelliklerine geçelim. Az önce de dediğim gibi bu uçağın Freedom Fighter ve Tiger 2 olarak iki ana modeli var. Ben Türk Hava Kuvvetleri'nde Freedom Fighter görev yaptığı için onun teknik özelliklerini anlatacağım. Northrop Grumman üretimi F-5 Freedom Fighter tek kişilik bir uçak. Fakat bu uçağın B ve F modelleri yani eğitim modelleri iki kişilik. Çift motorlu olan F-5'te iki adet general elektrik üretimi J-85 GE-13 motoru yer alıyor. Tiger 2'lerde bu motorlar J-85-21'lerle değiştirildi. 7.85 metre kanat açıklığı olan bu uçak 14.34 metre boyunda ve 4.10 metre yüksekliğe sahip. Maksimum kalkış ağırlığı 9300 kilo olan F5'in maksimum hızı ise saatte 1526 kilometre. Seyir hızı 950 kilometre olan uçağın maksimum menzili ise 1815 kilometre. Muharebe yarı çapı yaklaşık 900 kilometre olan uçağın maksimum irtifası ise 15400 metre. Silah sistemlerine gelince F-5 radarsız bir uçak olduğu için çok gelişmiş mühimmatlar kullanamıyor. Bu uçağın kullandığı en gelişmiş mühimmat kanat uçlarında kullanılan AIM-9 Sidewinder ısı güdümlü füzeleri. Bunun dışında F-5'te 2 adet 20 milimetrelik M39A2 makineli tüfek yer alıyor. Bunun dışında gövde ve kanat altlarında 2500 kilo ağırlığında roket, füze ve bomba taşıyabiliyor. Özetle F-5 Freedom Fighter o dönemin diğer süperstar uçaklarıyla kıyaslandığında F-4 Phantom'lar, F-104'ler vesaireler onlarla kıyaslandığında da daha mütevazı özelliklere sahipti fakat hızlıydı, çevikti, sağlamdı, güvenilirdi, her türlü modernizasyona açıktı ve en zorlu şartlarda bile tıkır tıkır görevini yapabiliyordu. Şimdi gelelim F5'in Türkiye hikayesine. 1965 yılında Amerikan hükümeti müttefikleri dağıtmak üzere bu uçağı geliştirmeye başladığında listede Türkiye'de vardı. Bu yüzden de 1965 yılında Türkiye Amerika'dan ilk F-5'lerini almaya başladı. Bu ilk gelen F-5'lerin çok güzel bir hikayesi vardır. Uçakların büyük bir kısmı deniz yoluyla gelmişti fakat hava yoluyla ta Amerika'dan Türkiye'ye gelen uçaklar da vardı ki günün birinde bununla ilgili bir video yapacağım hiç merak etmeyin. Türk Hava Kuvvetleri 1965 ile 1972 yılları arasında toplamda 108 adet F-5 Freedom Fighter savaş uçağını Amerika'dan aldı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında F4 sevkiyatları sekteye uğrasa da daha sonra bu sevkiyatlar devam etti. Ambargo döneminde Türkiye'ye yardım etmek isteyen Libya 6 tane F5A 2 tane de F5B'yi vermişti. Ambargodan sonra F5'ler gelmeye devam etti. Bunların büyük bir kısmı Amerika'dan gelen kullanılmış hibelerdi. Bunun dışında Norveç gibi başka ülkelerden de bir sürü F5 geldi. Tayvan gibi ülkelerden hibeler geldi. 1991 yılına gelindiğinde Türkiye'nin elinde 173 adet F5 vardı. Fakat bunların bir kısmı aktif değildi. Yedek parça olarak kullanıyordu. Yani elimizde aşağı yukarı 170 civarında F5A, F5B ve RF5A vardı. 1993 yılında bildiğiniz gibi hava kuvvetlerimiz yavaş yavaş F-16'larını almaya başladı. Fakat bir sorun doğdu. F-16'lar çok gelişmiş ve çok moderndi. Fakat eğitim filolarımızda onlara geçiş için yeterli uçaklar yoktu. Bu yüzden hava kuvvetleri ilk etapta eğitim için özel f almak istedi fakat maliyet çok yüksek olduğu için bundan vazgeçtiler. Bu yüzden de 1996 yılında başka bir alternatif gündeme geldi. Hava kuvvetleri elindeki 48 adet F5'i ileri seviyede modernize edilmesi ve jet eğitimlerini kullanılması için bir ihale başlattı. Hava kuvvetleri 48 adet iyi durumdaki F5'i seçti ve bu uçakların modernize edilmesi ve ileri seviye eğitimlerde kullanılabilmesi için bir ihale başladı. İhaleyi İsrail Aircraft Industries kazandı ve F-5-2000 programı resmen başladı. Bu program kapsamında seçilen 48 adet F-5 ileri seviyede modernize edildi. Gövde bakımdan geçirildi, ömürleri uzatıldı, uçaklara yeni aviyonikler eklendi, kokpitler modernize edildi ve harbi hazırlık eğitimleri için kusursuz hale getirildiler. Türk Hava Kuvvetleri 2013 yılına kadar F-5 2000'leri kullanmaya devam etti ve 10 Haziran 2013 yılında bu uçaklar resmen emekli Şu anda Türk Hava Kuvvetleri'nde muharip bir F-5 yok fakat bu uçaklar kariyerlerine devam ediyor. Biliyorsunuz bizim bir akrobasi timimiz var. Dünyaca ünlü Türk Yıldızları. Türk Yıldızları akrobasi takımı şu anda uçak olarak F-5'leri kullanıyor. Kabaca toparlayacak olursam F-5 Freedom Fighter döneminin en iyi, en modern, en güçlü savaş uçağı değildi. Fakat tam bir fiyat performans canavarıydı. Ve böylece Turkish Fighter serisinin sonuna gelmiş oluyoruz. Türk Hava Kuvvetleri'nin kullandığı bugüne kadar ki bütün jet uçaklarını size burada detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Ama bu seri bitti diye sakın üzülmeyin. Çünkü dahası var. Başka seriler de gelecek. Henüz 20'lere, 30'lara, 40'lara dadanmadık. İkinci Dünya Savaşı yıllarında devasa cevherler var. Sıra onlara gelecek. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.